Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki gidişatın uzun vadede yukarı yönlü olacağını söyledi. Memiş, sepet uygulamasına gitmeniz gerekiyor. 2022 yılında ons altında 2150 dolar, gram altında 1450 lira benim öngörüm bu yönde dedi. 3 Mart altın altın fiyatlarında yükseliş devam ederken gram altın 870 lira seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcıların ise kafası karışık. Altın alınır mı satılır mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Güvenli Liman Altın ile ilgili önemli mesajlar verdi yatırımcıyı, kısa vadeli işlem için uyardı. İslam Memiş Altın ile ilgili önemli bilgilendirmesini yaparken videonun sonunda ise FED kararının altın ve dolara etkisini açıkladı. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Güvenli liman altında yükseliş devam ederken yatırımcı alalım mı satalım mı diye soruyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile fırlayan altın müzakere masasıyla düşüş göstermişti. Pazartesi gününü 850 liranın altına düşen altın fiyatları 3 Mart 2022 yeniden yükselişe geçti ve gram altın 870 liraya aştı. 3 Mart gram altın 874,43, çeyrek altın 1442,00, yarım altın 2878,00, Cumhuriyet altını da 5734,00 liradan alıcı bulurken altın ve para piyasaları uzmanı istenmemişten kritik açıklamalar geldi. Savaş ortamında altın her zaman güvenli limandır. Herkes riskten kaçmak için altın alır. Herkes yakından bilir son 7 aydır altın bilerek baskılanda altın sadece savaş ortamını sevmiyor enflasyon olduğu ortamda da güvenli limandır. Savaştan önce enflasyon gerçeği olduğu için enflasyondan güç toplayan altın olduğu için değerinin altında kalmıştı. Savaş başladı ama zamanında tezgahladıkları enflasyon balonunun ihalesini Putine bıraktılar. Bana sorsanız ons bazında gram bazında ben bu fiyatlardan altın gümüş yatırımı yapmam, yatırımcılar sert düşüşler yükselişler yaşanırsa bunu soğukkanlılık ile takip etmeli. Malı alırmak kazanmak gerekiyor. 1450 lirayı bekleyin. Tekrar 1900 dolar altına sarkma ihtimalinde %50 mi alırım? Fed'i beklerim kendime süre tanırım pozisyonumu kapatırım. 2022 yılında ons altında 2150 dolar gram altında, 1450 lira benim öngörüm bu yönde. Zaman olarak bir şey söyleyemem. Aşağı yönlü kırılma olacak. Bir gün bile olsa bu seviyeler aşağı yönlü kırılacak pozisyonunu kapatanlar yoluna devam edecek. Rusya'da, Ukrayna'da zengin insanlar. Ama yasak geldi. Ne kadar zengin olursanız olun bir valizle gidebiliyorsunuz. Kitlesel göç diye bir şey var. Diyorum ki kitlesel göç var bununla birlikte insanlar beraberinde dijital parayı yanında götürmek isteyecektir. Ben 2020 yılında ilk kez yatırımcılara sepet oluşturun ve içinde kripto paranız da olsun diyorum. Toplum bunu bilmek ve öğrenmek zorunda. Herkes oturuyor 10 kişi senin hangi koyun var? Bu bu kadar basit bir şey değil. Rusya'yı finansal, ekonomik açıdan felç ettiler bu artarak devam ediyor. Bir ay sonra, iki ay sonra farklı bir dünya ekonomisini konuşabilir miyiz bilemiyorum her ayın farklı hikayesi olacak. Hocaman kapalı kutu var. Şöyle bir ricam var lütfen bu kaos ortamında kısa vadeli işlem yapmayın. Sepet uygulamasına gitmeniz gerekiyor. Parite işlemi ile işlem yaparsanız zarar etmezsiniz. Bugün zirveleri rallileri konuşuyoruz. Bir anda karlar yerini zarara bırakabilir. Yatırımcıların çok dikkatli olması gerekir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki gidişatın uzun vadede yukarı yönlü olacağını söyledi. Memiş, sepet uygulamasına gitmeniz gerekiyor. 2022 yılında ons altında 2150 dolar, gram altında 1450 lira benim öngörüm bu yönde dedi. 3 Mart altın altın fiyatlarında yükseliş devam ederken gram altın 870 lira seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcıların ise kafası karışık. Altın alınır mı, satılır mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş güvenli liman altın ile ilgili önemli mesajlar verdi yatırımcıyı kısa vadeli işlem için uyardı. İslam Memiş Altın ile ilgili önem bilgilendirmesini yaparken videonun sonunda ise FED kararının altın ve dolara etkisini açıkladı. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Güvenli liman altında yükseliş devam ederken yatırımcı alalım mı satalım mı diye soruyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile fırlayan altın müzakere masasıyla düşüş göstermişti. Pazartesi gününü 850 liranın altına düşen altın fiyatları 3 Mart 2022 yeniden yükselişe geçti ve gram altın 870 lirayı aştı. 3 Mart gram altın 874,43, çeyrek altın 1442,00, yarım altın 2878,00, cumhuriyet altını da 5734,00 liradan alıcı bulurken altın ve para piyasaları uzmanı istenmemişten kritik açıklamalar geldi. Savaş ortamında altın her zaman güvenli limandır. Herkes riskten kaçmak için altın alır. Herkes yakından bilir son 7 aydır altın bilerek baskılanda altın sadece savaş ortamını sevmiyor enflasyon olduğu ortamda da güvenli limandır. Savaştan önce enflasyon gerçeği olduğu için enflasyondan güç toplayan altın olduğu için değerinin altında kalmıştı. Savaş başladı ama zamanında tezgahladıkları enflasyon balonunun ihalesini Putin'e bıraktılar. Bana sorsanız ons bazında gram bazında ben bu fiyatlardan altın gümüş yatırımı yapmam. Yatırımcılar sert düşüşler yükselişler yaşanırsa bunu soğukkanlılık ile takip etmeli. Malı alırmak kazanmak gerekiyor. 1450 lirayı bekleyin. Tekrar 1900 dolar altına sarkma ihtimalinde %50 mi alırım? Fed'i beklerim kendime süre tanırım pozisyonumu kapatırım. 2022 yılında ons altında 2150 dolar gram altında 1450 lira benim öngörüm bu yönde. Zaman olarak bir şey söyleyemem. Aşağı yönlü kırılma olacak. Bir gün bile olsa bu seviyeler aşağı yönlü kırılacak pozisyonunu kapatanlar yoluna devam edecek. Rusya'da Ukrayna'da zengin insanlar. Ama yasak geldi ne kadar zengin olursanız olun bir valizle gidebiliyorsunuz. Kitlesel göç diye bir şey var. Diyorum ki kitlesel göç var bununla birlikte insanlar beraberinde dijital parayı yanında götürmek isteyecektir. Ben 2020 yılında ilk kez yatırımcılara sepet oluşturun ve içinde kripto paranız da olsun diyorum. Toplum bunu bilmek ve öğrenmek zorunda. Herkes oturuyor 10 kişi senin hangi koyun var? Bu bu kadar basit bir şey değil. Rusya'yı finansal, ekonomik açıdan felç ettiler bu artarak devam ediyor. Bir ay sonra, iki ay sonra farklı bir dünya ekonomisini konuşabilir miyiz bilemiyorum her ayın farklı hikayesi olacak. Kocaman kapalı kutu var. Şöyle bir ricam var lütfen bu kaos ortamında kısa vadeli işlem yapmayın. Sepet uygulamasına gitmeniz gerekiyor. Harita işlemi ile işlem yaparsanız zarar etmezsiniz. Bugün zirveleri rallileri konuşuyoruz. Bir anda karlar yerini zarara bırakabilir. Yatırımcıların çok dikkatli olması gerekir. Fed'den piyasaların ateşini yükseltesek yeni açıklama geldi. Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinden sonra dolar kuru başta olmak üzere euro ve altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgaline ilişkin yaptığı planlar piyasaları tam bir belirlisizliğin içine sürüklerken, daha önce faiz artırımı sinyali veren Fed'in Mart ayında açıklayacağı faiz kararı büyük bir merak konusuydu. Gelen son dakika haberin göre, Fed Başkanı Jerome Powell faiz artırımına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Peki Fed Mart'ta faizi ne yapacak? Fed Mart'ta faizi artıracak mı? Fed Mart 2022 faiz kararı açıklandı mı? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlandı. Yayınlanan sunun sonunda Fed'in Mart ayında faizleri artırıp artırmayacağına ilişkin bir yeşil ışık daha yandı. Fed Mart'ta faizi artıracak mı? Fed Başkanı Jerome Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlandı. Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşündüğünü söyledi. Pavel Ukrayna'daki savaşın Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine kısa vadeli etkilerinde yüksek belirsizlik olduğunu ve bölgedeki durumu yakından takip edeceklerini belirterek "Gelen veriler ve görünümdeki değişimi göz önünde bulundurarak tetikte olmalıyız." ifadesini kullandı. Pavel istihdam piyasasının güçlü olduğunu ancak enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini ifade etti. Pavel bilanço küçülmesinin faiz artışının ardından başlayacağını dile getirdi. Fed 26, 27 Ocak'ta gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranlarını değiştirmeyerek %0 ile 0.25 arasında sabit tutmuştu. Fed faiz toplantısı 2022 takvimi. Fed 25, 26 Ocak 2022 ile yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komitenin 8 kez toplanacağı biliniyor. İlk faiz artırımı yapılacak toplantısının ikinci toplantı olacağı yani 15-16 Mart 2022 tarihinde yapılacağı öngörülüyor. Fed üçüncü toplantısını ise Mayıs ayında gerçekleştirecek. 4 Mayıs 2022'de toplanacak Merkez Bankası 4. toplantısını 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleyecek. 26 27 Temmuz 2022'de 5. toplantısını yapacak, Fed'in 6. toplantısı 20 21 Eylül, 7. toplantısı 1 2 Kasım ve 8. toplantısı 13 14 Aralık tarihlerinde